Evet dostlar, bugün biz domates soslu makarna yaptık. Bu makarnanın ve akşam iftar masamızı merak ediyorsanız bizim hikayemizde kalın ve hadi 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 gelin, bekliyoruz sizi, yalnız bırakmayın. Selamun aleyküm. Merhabalar değerli, kıymetli can yoldaşlarımız. Allah'ımın selamı, bereketi evinize, üzerinize olsun değerli dostlarım. Evet, bugün sizi ocağın önünde açtım. Bugün sizlerle çok basit akşam yemeğimizin bir parçasını göstereceğiz. Allah nasip ederse. Demeyin ya Selma Hanım, bu kadar basit, pratik bir yemeği bizimle niye paylaşınız? Muhakkak birkaç kişi, bizi istemeyen, sevmeyen birkaç kişi bu sözü muhakkak evinde oturduğu yerde söyleyecektir. Ay, bu neyin nesini paylaşıyor diyecektir. Desinler. Vallahi hiç aldırmıyoruz. Ben hiç aldırmıyorum. Çünkü dostlar, biliyorsunuz dün biz köfte yapmıştık. Patatesimiz vardı, yoğurtlu kabağımız vardı, domates çorbamız vardı. Onun salatamız vardı. Hani Allah'ın izniyle bayağı bir şeylerimiz vardı. İnanır mısınız? Gene köftelerimizden kaldı. Yoğurt kabağımız kaldı. Efendime söyleyeyim, biraz da gene domates çorbamız kaldı. Hani var. Şimdi dostlar, mübarek Ramazan ayında ben çekim yapacağım diye her gün o yemekleri bırakıp da yeni bir 2-3 çeşit yemek yaparsam siz bana kızmaz mısınız? Çünkü bizim evde yenmiyor dostlar. Bakın reis de burada uykusuz. Ah Selma, benim başıma neler açtın diyor. Bana bayağı bir kızıyor. Uyutmadan diyor beni ocağa Selamünaleyküm getirdin diyor. Ercan, arkadaşlar. şimdi dostlar uzatmayayım, sonra konuşarsın. Selamünaleyküm. Dostlarım, ben şimdi sizlerle soslu bir spageti yapacağım. Aa, Onun için de hayırlı. sosunu Ercan istersen biraz altını kız. Onun için size hani değişik belki size gelebilir. Belki bildiğiniz bir sos tarifidir. Bu da bana, yani bu sos tarifi de bana ait. Hani bilmiyorum başka yerde gördünüz mü? Ben bir Alman kanalında izlemiştim, bana ait derken tabii onu da diyelim. Ercan o surat ne? Ercan o surat ne? Evet Aa. arkadaşlar, ben yine karıştırıyorum. Sen Hayırlı karıştır. Sen mikser Ramazanlar. hesabı. Gel sen bana telefonu tut. Ben geçeyim. Abi ama bir şey, ben salçalı değil de soslu çok Tamam işte, seviyorum. soslu yapıyorum Ben Ercan. bayılıyorum, bayılıyorum valla. Gel al şunu. Aman kapatma da gözünü seveyim. Ama yok, kapatmıyorum. Sen mi? Niye kapatacağım şimdi? Yani o kadar da beceriksiz değiliz. Değil mi Evet arkadaşlar? dostlar. Abi Alman kanalında görmüştüm bu sosu. Bunun içinde zeytinyağı var. Hani ayçiçek yağı bilindik. Sarımsak ve soğan var dostlar. İçine bir yarım, ben kapya biber yaptım. Çok güzel Yeşil koktu. biber yaptım bu sosun içine. Bunları da böyle şöyle bir kokusu gitsin. Ben bayılırım vallahi sosa. Ama güzel oluyor. Biz çok seviyoruz. Bakın dostlar. Bunun da böyle bir tutam, şöyle bir karıştırayım. Çok güzel oluyor. Size tavsiye ediyorum. Bakın bu sosu bilerek en başından sizin için bekledim, çektim. Burada da spagettimiz haşlanıyor. Ay, bereket bereket, neyse. Yandı, Haşladım. yandı. Buraya Selman'ın makarnamızın elleri içine biraz yandı. tuz attım. Kaynamış suya Evet. spagettilerimizi attım dostlar. Çubuk makarna. Ya çubuk, spagetti, artık ne derseniz, o size kalmış bir şey. Şunu da atayım kirlenmesin. Bakın dostlar. İçinde bir adet kuru soğan. Bir tane bir diş sarımsak. Çünkü az yapacağız bir yemek kalmasın diye. Yarım kapya biberi mikserden geçirdim. İçinde de 2 adet yeşil biber var bunun. Şimdi bu böyle bir tutam pişecek. Yani yok yok yine mi? Aynen Selma. öyle. Aferin bacım. Ellerine sağlık. Burada kekiğim var. Kekiksiz asla. Her yemeğimi atarım kekiğimi. Evet, bilmeyenler öğrensin. Oy. Ben seni var ya izine rahatça man yollayabilirim. Niye? Artık yemek yapışlarını canlı canlı çekiyoruz ya. Ben ona baka baka kendime yaparım. Oy, ben de göbek atata giderim. Uy, ne güzel. Birazcık karabiber dostlar. Karabiber, habbesi, Biz çok le yakışmıyoruz. Ben canım. tuzunu sonra atacağım. Niye Selma? Çünkü sıçrat tuz böyle domatesli şeylerde sıçratıyor. Bakın Evet. dostlarım, Bakalım. bunu böyle karıştırdım. Evet. Şimdi burada mikserden geçirdiğim domatesler Domatesler var. var. Maşallah, maşallah Sena, maşallah.
Vallahi ben sana ne diyeyim? Depo dolu ya, doldurmuşsun yine. Yok, evde domates bitti Ercan. Tamam, arkadaşlar domates kalmamış. Yani hemen duyurdular bana. Bakın dostlar, içinde de bakalım. 2 adet kesme şeker var bu sosun içinde. Bunu da böyle karıştıracağım, bunu pişireceğim. İşte sosumuz bu kadar. Çok güzel, eline sağlık. Acıktım. Ama daha sahur az daha var. Aa, bu da bitti. Bu da bitti. Hadi gözün haydi. Aman iyi. O şişe de bitti arkadaşlar. Bu da bitti Ercan. Ben hemen kaçayım. Hemen. Aa, az olacak. Varsa içine bir de domates atın. Maydanoz atın. Hatta varsa böyle yeşil soğan yaprakları var ya, ama aa, o normal diyor, yeşil soğan yaprakları değil. Değil. O ne benim bahçedekilerinden. Hani böyle incecik oluyor ya, süs için böyle şeylerde oluyor. O soğanlardan, yapraklarından da ben kesin içine atın dostlar. Ben de o ismini unutuyorum kız. O soğan, ama yemin ederim dostlarım, çok güzel oluyor. Bu sosumu deneyin. Evinizde dersiniz ki Selma Hanım çok süper oluyor. Hani bu marketlerde dozelerin içinde soslar var ya, işte bu sos, o sos. Evet. Vallahi de billahi de o sos, bu sos. Evet, bu daha iyi. Ya tabii ki evde yaptık. O içinde bir tatlı kaşığı, tatlı derken yemek kaşığı kadar, aha bu kaşık kadar da salça attım. Evet. Onu unuttum demeyin. Hepsi bu kadar. Gördünüz işte. Ya bir yapın, bir deneyin. Sonra deyin ki kız Selma doğruymuş, çok da lezzetliymiş dersiniz. Gerçekten bu İtalyanların sosu var ya, işte o da bu. Ay, İtalyanlar hat yemiş senin yanında. Selma'cığım sen daha güzel yapıyorsun Allah aşkına. Hani İtalyan restoranlarda gidip spagetti makarna falan yiyorsunuz, üzerine sos geliyor ya. İnanın bu sos işte. Bakın ben o Alman şefinde izlemiştim bu sos. Vallahi hani onlar içine bir de bu şey atıyorlar. Şu kokulu ya, var ya işte. Hani naneye benziyor. Evet. Rosemary değil de. Yok. Ya sizin aklınızda vardır, siz bilirsiniz o sosu. O yaprak var ya, naneye benziyor kokusu. Çok neydi güzel ya onun adı? Defne yaprağı. Defne değil Ercan. Ne defnesi sen de uyduruyorsun? Var ya yaprak, defne kokulu. Yok hayatım ya, o değil. O değil mi? O et yemeklerinde falan oluyor, evet. Tavuklarda ben falan. Ben ne anlarım sen mi? Balıklara aklımda falan. Defne kalmış, defne ya yaprağı hani dedim. Ben hep nane diyordum ya ya. Hmm. Dostlar siz biliyorsunuz. Arkadaşlar siz bana biliyorsanız bakma. Hemen yorum yazın. Ondan atıyorlar içine. Vallahi hepsi bu kadar. Şu benim gördüğünüz tarif İtalyanların makarnasının sosu işte. İnanın vallahi o kadar İtalyan lezzetli olmuş. Oluyor. Bir deneyin benim bu yaptığım şekilde. Karıştı, yanmasın şimdi. Yanmaz Ercan o. Abo, on kaynanaya bedelsin be adam. Dur Allah aşkına. Benden iyi kaynan olurmuş değil mi? Vallahi iyi bir kadın falan olmamış. Olsun. Abo, evde kalırdı. Sen alan da olmazdı Ercan. Duyuyorsunuz mu arkadaşlar? Ben evde kalırmışım. Abo. Vallahi. Olur mu canım sen de? Aşk olsun Selma'cığım. Benim gözlerim İçine yeter. İçine biraz da su koyacağım. Benim gözlerim yeter. Amanın gözlere bak. Şu gözlere bak hele. Fildir. Gözlerin fethan güzel. İşte bitti dostlar. Bizim sosumuz şimdi kaynayacak. Kaynadıktan sonra da tuzunu ekleriz. Allah nasip ederse. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Vallahi fevkalade Selma'cığım, eline sağlık. İşte sosumuz biraz da pasağımız oldu. Artık o da idare. O da normal canım. Alıştım ben silmekten artık. Normal. Bir de bana diyor döküyorsun diye. Selma Hanım. Demek ki kim döküyormuş? İyi, siz. İyi, uzatma. Sen var ya sen. Uğraş bakayım benimle. Kaynana Selma. Uğraş. Benim gözlerim yeter. Gözlerim. Acayip bir güzel koku oldu dostlar. Çok şahane oldu. Vallahi bak kendim yaptığım için demiyorum. Arkadaşlar görüntüyü yollayabiliyor da maalesef kokuyu yollayamıyoruz. Şak. Süper oldu kız Selma. Selma makarnayı da karıştı, yapışmasın. Karıştır. Şöyle tane olsun hayatım. Öyle. Daha ne var menüde Selma, say bakayım. Salata, evet. Salata yapacağız değil mi de? Evet dostlarım. Allah nasip ederse işte. Bu bitti dedim değil mi? Gözün aydın. Arkadaşlar şişe bitti, ben hemen kaçayım. Aa Selma beni işten çağırdı. Telefon aldı da. Oturduğun yerde bakın. O nereden alınıyordu? O daha gelmiyor zaten o. Yo, geliyor. Lidl'den alıyor. Vay, neyse depodan alır. Depoda yok ki. Depo. Olsaydı ben sana Ercan. Ben depo değil mi? Depo demem de nedeni ne biliyor musun? Dostlar bunların marketler. Hepsi benim set. Hepsinin de kapağı var. İsterseniz çıkarır gösteririm. Ben kapak kullanmayı sevmiyorum. Her kadının mutfağında kendinin özel kuralları vardır.
Aha hop. İşte ben bunları seviyorum. Sen koy tabağa. Böyle daha bilmiyorum. Benim daha çok hoşuma gidiyor ya. Evet. Bunlar benim eski, çok eski tabaklarımdı. Bunları da çok seviyordum. Evet. Atmaya kıyamıyorum. Kullanmayınca da kenarda da beklesin istemiyorum. Bunlar artık hani ama kapak olarak kullanıyorum. İçindeki hoşuma gidiyor dostlar. Dur, içindeki motifi göstereyim arkadaşlara. Baksana bir bak. Tamam, saçmalama ver. Evet Selma'cığım, sen beni çekeceksin galiba. Evet. Evet, yakışıklı gelsin, hemen geçsin. Dediğim gibi dostlar, burada makarnamız haşlanıyor. Onu al Ercan. Buyurun. Ondan sonra burada da neyimiz var? Sosumuz pişiyor. Evet dostlar, burada neyimiz var? Burada da ben azıcık salata yapacağım. O yüzden çok az, bir tane domates, 4 tane turp, böyle karışık yaprak şeyler, salata yaprakları, 2 adet yeşil soğan, minnacık bir marul. İşte salata malzememiz bu. Burada ne var dostlar? Açsana Ercan. Ne var Selma? Kırmızı bir her şeyi benden beklemeyin. Bakalım, sürpriz. Burada da dünden kalan kabağımız var dostlar. Kabak. Yoğurtlu kabağımız. Daha ne olsun Selma. Buzdolabından çıkarttım. Ay, bir oh de köftemiz. Köfte varım arkadaşlar. Müsaade et hayatım. Bir de köftemiz var dostlar. Köfte ve patatesimiz var. Hatta o kızarttığım biberler falan var ya, hepsi duruyor. Yemin ederim hepsi durur mu? Vallahi duruyor. Duruyor arkadaşlar. Çünkü yiyen olmadı. O yüzden onları da çıkartacağım. Onları da bir tavada şöyle ısıtacağım. Onları da soframıza koyacağım. Allah nasip ederse dostlarım. Evet. Salatamızı yaparız. Salatayı da çok az yapacağız. Yıkadım, suyu süzülsün dedim. O kabağımızı ısıtmayacağız. Onu direkt öyle koyacağız. Soğuk daha lezzetli olur. Onları da artık hallederiz. Soslu makarnamız var. Çorba da yapmayacağım dostlar bugün. Vallahi kızmayın Selma. Oruçluyken çorbasız olmaz. Yapmayacağım. Evet, yenmiyor. Beni de uykudan alırdı. Hani bugün beklesinler. Çorbayı özlesinler bir gün. Yarın bir mercimek çorbası yapmayı planlıyorum. Evet, Allah nasip ederse. Evet belki. Kız mercimeğe bırak da tarhana yapsana. Tarhana da kolay Ercan. Kolay. Çünkü hazır onlar Ercan. Hazır alınmış tozla tarhanaları un kavurup yapıyoruz. Olsun. Mercimek çorbası niyetimde. Allah nasip ederse. Yanına da bir biber doldurmayı düşünüyorum. Onları bir planladım. Öyle evimde var çünkü. Belki onları yaparım sen yarın için. Şimdi biber dolduracağım diye de bana niye bakıyorsun? Sanki beni dolduracaksın. Aşk olsun ha. Abo. Oyun kaynanaya bedelsin valla. Abo sana gider. Taklitçiler aslını yaşatır. Ne kadar özensen de bezensen de arkadaşım benimle yarışamazsın. Lafımı kim alıyorsa onadır. Buradan gönderiyorum. Haydi bakalım. Evet dostlar, bizim vlog 12 olmuş. Abo. Amanın. Şimdi ne yapalım dostlar? Biz kapatalım. Bizim yemeğimiz basitti. Yarın mercimek çorbası ve biber dolması yapacağım zaman bir de o zaman onları yaparız. Yemeğin bugün dünden kalan olmaz. Yemeklerin yanında takviyelerimiz var. Yemeğe basit olmaz. Ya tabii ki olmaz. Allah korusun, o anlamda demiyorum. Yemeği yapmayı bilen adama her şey basit hayatım. Hayatım öyle ama şimdi insanlar diyor ki değişik yemek tarifleri istiyorlar. Daha güzel, daha özenli şeyler istiyorlar. O zaman benim kanala gelmeleri lazım. Yiyeceğim bağırma. Ama ben de diyorum ki şimdi birkaç kişi öyle özel değişik bir şeyler istiyor diye. Söylüyorum büyüklerim, değerli dostlarım. Ben şimdi bu yemeği atayım mı? Hayır. Emek var. Atılmaz. Nimet bu bir de. Hadi ben bunu nasıl kıyayım atayım? Atılmaz. Vallahi kusura bakmayın, izlemezsiniz. Beğenmezsiniz, olur biter. Dersin ki aman senin yaptığın makarnaya kaldık da mı derseniz de hiç de umurumuzda değil. Aynen. Ben Rabbimin rızasını kazanmak isterim. Bu da benim şansıma kalmış bir şey. Allah'a şükür biz böyle mutluyuz. Bize değer veren dostlarımızın da ellerinden öpüyorum. Büyük olsun küçük olsun. Evet. El öpmeyle ağız kirlenmez dostlar. Yeter ki karşınızdaki insanlar iyi insanlar olsun. İnanın benim bazı yorumlarıma yazan bazı tanımadığım insanlar var. Allah onlardan razı olsun. 40 güncü değil mi? 40 gündü değil mi? Öyleydi. O abimi ablamı bilmiyorum. O kadar güzel yorumlar yazıyor. Fedai kardeşim var. Aydan Memdova kız kardeşim var. O kadar değerli insanlar var ki. Nazım Mutfağı var. Ya o kadar kıymetli. Daha adını şu an hatırlamıyorum. Gül Diken adında güzel bir kızımız var. Benim bir adaşım var. Allah hepsinden razı olsun ya. Çok kıymetliler. Miseyim de var. Miseyim zaten o benim kız kardeşim. O benim hayatım. Gönülüm bağları var. Efendime söyleyeyim, Gölyazı elması var, Duygu'nun güncesi var, hepsine selamlar olsun.
Hepsi marifetli fikirlerim var, Karen'im var. Allah hepsinin işini gücünü rast getirsin. Ercan TV de var. Ercan Közköroğlu var. Daha ne olsun dostlar. Başta biz bize yeteriz. Bir de bize destek veren, değer verip izleyen dostlarım var. Büyük küçük ellerinizden öpüyorum. Efendim bir de servis haline gelelim. Düştü Selma'nın çenesi. Vuruyor. Hayır canım, hiç konuşmadım. Vurdum Selma. Çeneme de vurdum. Benim makarnam bitsin. Bir de şuraya bir tabak hazırlayayım. Onun servisini yapayım. Gözlerim, ondan sonra da Allah'a emanet olun. Güzel. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selamün aleyküm arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Selma Hanım soframızı hazırladı. Size sunacağız. Bir bakalım neler varmış. Evet dostlar. Ercan Bey'in dediği gibi bizim spagettili domates soslu makarnalarımız hazır ve bitti. Biz soframızı kurduk. Şimdi saatimizin dolmasını bekliyoruz. Çok az bir dakikamız kaldı bizim de. Allah'ın izniyle değil mi Ercan'cığım? Evet, Ercan bakıyor. Bakın dostlarım. Dünden kalan köftelerim, biberlerim, yoğurtlu kabağım, Ercan Bey'in meşhur aşureleri. Efendim, aşure değil. Aşure, niye ben aşure diyorum? Hoşaf. Hoşaf. Ay. Aşure canım çekti senin Selma. Galiba. Sen aşure çok seversin. Ben onu yanında hurmamız. Böyle yoğurtlu, yoğurt nereden çıktı? Domates soslu makarnamız, spagettimiz hazır. Hazır. Ben de hazırım. Evet dostlar. Saatin olmasını bekliyoruz. Hani kolay, basit, pratik demeyin. Ama milli, hani kendi çocuklarımızın ağız damak zevklerine göre, evet, hani sevdikleri şeyleri yapıyoruz. Çünkü fazla bir şey mi? Bu makarna bile kalacak biliyor musunuz? Evet. İnanın ki kalacak. Ama ne yapalım? Olsun, onu da yediririm ben, siz merak etmeyin. İnsan burada bir insan olun var ya, gözü aç biliyor musun? Evet Ercan'cığım. Burada da hemen Tuğçe yaptı bir salata. Pratik Cemen. Buradakiler de aynı işte dostlarım. Sizin evinizdekinin, bizim, evet, evimizdekinin hiçbir, aynen, farkı yok. Aynısı. Şurada 3 lokma alalım zaten hemen doyuyoruz. Evet, çorba yapmadım. Sakın kızmayın. Selma, evet, ne çorba yapmadın, evet, demeyin. Çünkü içilmiyor dostlar. O onun gözüne bakıyor. Onun bir sefer ben de sinirleniyorum. Bu nimet diyorum, yiyeceksiniz diyorum. Küçükken yediriyordum da arkadaşlar, büyüdükçe çocuklara da gücüm yetmiyor. Yani çünkü sözünüz geçmiyor artık. Çünkü diyor ki ben diyor kendi aklım başında diyor, yemek istemiyorsam yemeyeceğim diyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Sabır diyorsunuz ve susuyorsunuz dostlarım. Her neyse değerli dostlar. Çenen düşmedi Selma, bugün fazla konuşmadın. Yoruldum Ercan. Bugün fazla konuşmadın ama. 15 dakika konuştum. Selma acı sus, kadan alayım artık, yeter vallahi diyorum, ben kafam patladı artık. Acı da ben konuşayım ki. Efendim, kanalımın adı Ercan Köşköroğlu. Girin, abone olun, yorum bırakın, ben size mutlaka döneceğim. Nasıl reklam Selma? Bedava, parasını ver bari. Ha. Evet dostlar. Biliyorum ya ben. Bizden bugünlük bu kadar. Bizim akşam iftar yemeğimiz bunlardı. Ne vardı? Köftemiz vardı, dünden kalan yoğurtlu kabağımız vardı, domates soslu makarnamız vardı. Gerçekten dostlar, makarna deyip geçmeyin. Bu sosu tarif ettiğim şekilde yapın. İnanın, gidip de dışarıdan hazır İtalyan makarnası yiyeceğim, hazır İtalyan makarnası sosu alacağım deyip de boşu boşuna para vermeyin. 3 kuruşa mal edersiniz bunu. Evet. Kışlık domatesleriniz yok mu arkadaşlar? Hani buzluklarda konservelerinize dökün onu. İçine 2 domates rendeleyin, kuru soğan rendeleyin, maydanoz atın, 2 biber rendeleyin. Ondan sonracıma bir kesme şeker atın. Baharat, hangi baharatları seviyorsanız ondan atın. Bir de zeytinyağıyla pişirin. Al sana İtalyan sosu. Evet. Hem de kendi yaptığın, içinde ne olduğunu biliyorsun. Evet, evet dostlarım. Bizden bugünlük bu kadar. Kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ve bizim hikayemiz Ercan ve Selma'da kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.